Kudüs'e kutsal mekanları ziyaret etmek amacıyla giden gazeteci Kemal Gümüş, Mavi Marmara yolcusu olduğu gerekçesiyle Tel Aviv'den sınır dışı edildi. Gümüş tüm yaşadıklarını TGRT haberi anlattı. İsrail'e gittikten sonra farklı bir muameleyle karşılaştım. İsrail, gazeteci Kemal Gümüş'ü saatlerce sorguladı, sonra da sınır dışı etti. Psikolojik bir şiddet söz konusuydu. Yani eşyalarımın aranması, sorulan soruların tarzı, Türkiye ile ilgili düşünceler. Gazeteci Kemal Gümüş, 20 kişilik bir gazeteci grubuyla Kudüs'e gidecekti. Ancak Tel Aviv'e Ben Gurion Havalimanı'ndan ülkeye sokulmadı, saatlerce sorgulandı. İlk sorgulamada, kimlik bilgilerim sorgulanırken dedemin ismi, babamın dedesi, dedemin babası, yani birkaç nesil öteye kadar gidilmiş ve bunların orada olduğunu fark ettim. Sorgu esnasında İsrail'in kendisi hakkında detaylı bir araştırma yaptığını da anlamış. Hangi alanlarda haber yazıyorsunuz, yazdınız? Şu alanda yazdığımı söylüyorum. Ne zamandan beri şu? Öncesi ya, hep bu diyorum. Hayır öyle değil diyor. Yani benim 5 yıl önce ne hangi konularda yazdığımı falan belli ki çok detaylı bir araştırma söz konusu. Gazeteci Kemal Gümüş'e göre İsrail'in bu tavrının ardında Mavi Marmara baskını var. İsrail'in Mavi Marmara acısını ve One Minute acısını asla unutmadığını, sürekli diri tutmaya çalıştığını ve özellikle Mavi Marmara katılımcıları olmak üzere fırsat buldukları anda rahatsız edeceklerini, rahatsız etmeye çalışacaklarını gösteriyor. 6 saat gözaltında tutulduktan sonra Türkiye'ye gönderilen Kemal Gümüş, bu tutumun karşılıksız kalmaması gerektiğini düşünüyor. Ben bir gazeteci olarak orada engellenmem şahsımdan ziyade Türkiye'ye karşı da bir tavır olduğunu gösteriyor. Bunun karşılıksız kalmaması gerekir. Yani mütekabiliyet esaslarına dayalı olarak Türkiye'nin de İsrail'e karşı benzer yaptırımların olması gerekir.